Merhaba sayın dinleyicilerimiz, ben matematik öğretmeni Gül Hızal Erdin. Bugün Şimdiki Aklım Olsa başlığı altında 8. ve 9. sınıf öğrencileriyle birlikteyiz. LGS yolunda hedeflerine adım adım ilerleyen öğrencilerimiz, bu sınavda istedikleri başarıları elde eden 9. sınıf öğrencilerimiz ile bir sohbet gerçekleştirecekler. Tüm öğrencilerimize faydalı olmasını umuyoruz. Ben öncelikle öğrencilerimizden kendilerini tanıtmasını rica edeceğim. Merhaba, ben Serp Soysal, 8. sınıfında okuyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Kuzey Susamcıoğlu, 8. sınıfında okuyorum. LGS sürecini adım adım ilerlerken arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız soruları, merak ettiğimiz konuları bugün sizlerle konuşmak için buradayız. Sizler de kendinizi kısaca tanıtırsanız sohbete başlayabiliriz. Hoş bulduk. Ben Nil Çağdak. %3'lük dilime girdim. LGS'de 9A'da okuyorum. Hoş bulduk öncelikle. Ben de Beren. LGS'de %2,5'luk dilime girdim. Ben de 9A'da okuyorum. Öncelikle LGS sürecinde bizlere nasıl bir çalışma sistemi yürüttüğünüzden bahseder misiniz? Tabii ki. Düzenli bir tempoyla çalışmak çok önemli bence. Ben senenin başından itibaren çalışıyordum. Fakat ikinci döneme doğru tabii ki biraz daha hızımı arttırdım. İlk olarak konuları tam anlamanızı ve sağlam bir temel oluşturmanızı öneririm. Ve ayrı ayrı test değil de deneme çözmeniz daha iyi. Aynı zamanda ikinci dönemde dershaneye sırf denemelere gitmek oradaki ortama alışmanıza yardım ediyor. Ben de tekrardan çok soru çözmeye öncelik verdim. Çünkü dersi derse dinleyince konu tekrarına ihtiyacım kaldığını düşünmedim. Soruları çözerken ya da çözdükten sonra anlamadığımı tespit ettiğim bir kısım varsa o zaman sadece o konuyu tekrar ettim. Bu süreçte ben de Nil gibi düzenli çalışmaya özen gösterdim. Ben burada çok önemli bir şey değinmek istiyorum. Beren bence çok kilit bir cümle söyledi. Dersi derste dinlemek. Bence bütün öğrencilerimiz öncelikle buna önem verirse evdeki iş yükünün ne kadar hafiflediğini fark edeceklerdir diye düşünüyorum. O zaman hepimizin daha çok merak ettiği sorular devam istiyoruz. Ardından süremiz el verdiği sürece tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağız. LGS sürecinde nasıl hazırlanırsak başarımızı arttırabiliriz? Bize daha çok verim arttıran çalışma yöntemlerini bizlerle paylaşır mısınız? Tabii. Bence kesinlikle tek başınıza çalışmalısınız. Grupta arkadaşlarla çalışınca otomatik olarak dikkatiniz dağılıyor. Yani elinizde olan bir şey değil. Aynı zamanda dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara kaldırmanızı öneririm. Özellikle eğer o gününüz çok yoğun bir günse telefon, dizi gibi ekranlara bakmamak yardımcı olur. Ben de eminim hocalarınız da söylüyorlardır. Geçen sene onların önerileri üstüne bu konuya daha da ağırlık vermiştim ve benim açımdan en verimli yöntem olduğunu düşünüyorum. Alınan verim kişiden kişiye değişir elbette ama test ve deneme çözmek bence çok önemli. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ben konu tekrarına yoğunlaşmamıştım. Hatta okulda girdiğimiz denemelerin yanında haftada bir de başka bir yerde denemeye giriyordum bir süre sonrasında. Böyle olunca evde soru veya deneme çözdüğümdeki rahatlık da gitmiş oluyordu. Bana verimimin arttığını hissettiriyordu. Ve Nil'in dediği bir şey yine çok hoşuma gitti. Kendi kendinize çalışmanızı tavsiye etti çocuklar. Grup halinde çalışmayı pek önermedi. Ben burada ek olarak ebeveynlerle de pek soru çözülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aile bağları ister istemez birazcık bazı şeylere engel olabiliyor. Ya da çok üst düzey matematik bilen ebeveynleriniz bazen sizin düzeyinize inmekte zorlanabiliyorlar. Evet. Uyguluyorlar yani. Bu soruyu mu yapamıyorsun, evet. Nasıl yapamıyorsun oluyor. O zaman da motivasyonun düşüyor tabii. Evet, bu gibi şeylerle çok karşılaşıyoruz. O yüzden ilk olarak kendiniz, sonra okulda öğretmenlerinizden yardım almanız çok daha faydalı olacaktır sizin için. LGS'ye hazırlanırken kendinizi nasıl motive ettiniz? Ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız? Benim en büyük sıkıntım stres oldu. Kendim de bazen yapmam gerekenleri gözümde büyütünce stresimin arttığı durumlarla karşılaştım. Kendime motive etme şeklimse yaz tatilini düşünmek oldu, doğruyu söylemek gerekirse. Bir süre sonra zaten soru çözmeye alışınca ve sorumluluğunu hissedince kendimi motive etme ihtiyacım da azaldı. Ben de beğene katılıyorum. Stres büyük bir sıkıntıydı. Bir de stres olunca işlem hatası yapmaktan gelen tedirginlik de vardı. Sürekli böyle soruları kontrol. Mesela ben LGS'de 7 ve 8 toplayıp 13 buldum. Oradan bir tane puanım gitti.
Yani o yüzden stres çok önemli bir unsurdu. Ben stresle baş etmek için daha çok böyle LGS'den sonra da hayatın devam edeceğine odaklandım. Yani hayat bitmiyor. Yani yapabileceğimin en iyisini yaptım. Sonra da liseye devam ettim. Evet, siz LGS'den daha değerlisiniz. Hayat devam ediyor. Evet. Güzel bir motto oldu. Peki sınav hazırlık sürecinde girdiğiniz denemelerin kolay ya da zorluk derecesini LGS ile kıyasladığınızda nasıl tanımlarsınız? Bir puan üzerinden LGS'ye ve girdiğiniz denemeye kaçar puan verirdiniz? Ya tabii bizim girdiğimiz seneki LGS çok zorlayıcı değildi mesela bence 2020'ye kıyasla. Tabii ki denemelerin türünden türüne değişiyor ama genel olarak denemelere 9 puan falan LGS'ye de 7,5 ile 8 arası verirdim. Fakat o anda LGS'ye gönderen daha zor geliyor tabii o sınav stresiyle oradaki ortamla. En önemli şey panik yapmayıp böyle sakin, serin kanlı kalmak. Ben de Nil'e katılıyorum. Bizim girdiğimiz denemeler LGS'ye de sonradan bakıp kıyaslayınca daha zordu kesinlikle. Denemelere 8-8,5, LGS'ye de 6-6,5 arasında bir puan verirdim diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz belki rahatlamıştır bu puanlamalardan sonra diye düşünüyorum. Sınav esnasındaki stresiyle nasıl baş ettiniz? Ya da heyecanınızı nasıl kontrol ettiniz? Sınav esnasındaki stresle baş etmek için ilk önce sınav öncesi bence buna hazırlanmamız lazım. Yani LGS ortamına benzer yerlerde çalışmamız gerekiyor. Mesela deneme yapılan dershanelerde. LGS anında panik yapmamak için de bir soru yapamadığınızda çok takılmayın. Bir sonraki kesin yapabileceğiniz kolay bir soruya geçin ki motivasyonunuz yükselsin. Ve çok hızlı olmanıza da gerek yok herkesin söylediğinin aksine. Arada gerektiğinde bir dakikalık böyle molalar verebilirsiniz. Ve ben de asıl sınavdan sonra ne yapacağımı düşünmek beni sakinleştirdi. Yani hayatın devam edeceğini fark etmek. Mesela ben sınavdan sonra Beren'le birlikte dışarı yemek yemeye çıktım. O beni motive etti. Ben de sınavdan önce çok strese girmiştim. Sınavda da çok stresli olacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı neyse ki. Neredeyse böyle hiç stresim yoktu. Ben de şaşırmıştım. Diğer arkadaşlarımla da konuştuğumda onlar da soruları çözmeye başlayınca streslerin azalttığını belirttiler. Peki en çok tartışılan konulardan birini size soru olarak yöneltelim. Sizce sizi başarıya götüren her gün belli miktarda bol bol soru çözmek miydi? Yoksa yeterli sayıda kafi sizi zorlayacak sorular çözmek mi? Bence önemli olan kaliteli soru çözmek. Tabii ki daha fazla soru tipini görmek, daha fazla soru tipini görmek size daha kolaylık sağlayacaktır ama Avanta kolay soruları çözdüğünüzde size bir şey kazandırmaz. Daha üst düzey eleyici sorulara yönelmenizi öneririm. Ben de kesinlikle katılıyorum. Bence de asıl başarıya götüren şey çok fazla soru tipi görmek. Yani dediği gibi zor soruları da çözmek lazım ama bazen sınavda karşınıza kolay sorular da gelebiliyor. O zaman bu kadar kolay değildir gibi bir yanılgıya kapılıp bir şey arıyorsunuz içinde zorlaştıracak ama kolay soruları da görmenizi öneririm ben. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları geçen sene bol bol çözdük. Kesinlikle. Evet, hepsini. Bu senenin örnek sorularını çözdük ondan öncekini. Ondan da öncekini ilkten başlayıp sona kadar hepsini çözmeniz gerekiyor. Yani literatürü taradık gibi bir evet. Şey. Yani onun çünkü yanında benzer soruları tekrarlayıp koyuyorlar. Evet. Yani LGS'nin de esasında pek farklı olmadığını gördük değil mi? Evet. Evet. Kendinize hedef olarak puan hedefi mi koydunuz yoksa okul hedefi mi? Ya ben puan hedefi koydum. Aslında yüzdelik dilim hedefi koydum diyebiliriz. Böyle %5'in içine girmek istiyordum. Bir de 450 üstünde almak istiyordum ki ikisi de gerçekleşti. Bir de bu okulda burslu okumak istiyordum okul fiyatları yüzünden falan. O da gerçekleşti. O yüzden mutluyum yani. Ben de okul hedefi koymuştum ve hedefime de ulaştım. Ama puan hedefi koyanlara Nil'in yaptığı gibi yüzdelik dilim hedefi koymalarını da öneririm. Çünkü her sınavın zorluk seviyesi farklı olduğu için sizin atıyorum mesela 450 almak istiyorsunuz ama o sene sınav kolay gelirse %5'lik dilim 480'den bile başlayabiliyor. O yüzden yüzdelik dilim hedefi koymakta da fayda var bence. Evet, bu çok önemli bir konu. Öğrencilerimizi de bilmeden üzüntüye yönelten bir şey olabiliyor. Hani öğrenci her senenin içinde diyor ki böyle ben 450 hedefliyorum, 450 hedefliyorum. Kesin 450 almam lazım. Ama sınav sonuçları bir geliyor, başarı oranı yüksek.
Sen 450 ile bir önceki LGS'den örnek veriyorum tabii ki. %3'lük dilime giriyorken hop bir anda o sene %5'lik 6'lık dilime düşüyorsun. Ama okullara yerleşirken puana göre değil yüzdelik dilime göre yerleşiyoruz. Bu sebeple kendimizi bir puana göre değil de yüzdelik dilime göre hedeflememiz gerekiyor. Ki nitelikli okullarda yüzdelik dilime bakarak alıyor çocuklar. Şimdi benim yazdığım soruyla devam edelim. İkinci dönemde yapılmış soru bankalarından mı yoksa branş denemeleri veya sarmal denemeleri çözerek mi arttırdınız? Ve LGS puanınız yılın başında girdiğiniz denemelere göre nasıldı? Arttı mı, azaldı mı, aynı seviyede mi kaldı? Kesinlikle ikinci dönemde deneme çözmek başarımı çok daha arttırdı. Çünkü bir anda oturup o 90 dakikada bütün soruları çözmek, karışık çözmek, din, Türkçe, tarih hepsini birlikte çözdüğünde aynı olmuyor test çözmekle. Daha etkili olduğuna inanıyorum ben. Benim de LGS puanlarım yılbaşına göre arttı. Tabii düzenli bir artış değildi bu. Düştü, yükseldi, düştü, yükseldi. Çok normal tabii ama sonuç olarak arttı. Ben de Nil'e katılıyorum. Denemeler çok önemli bu konuda. Eğer soru bankalarından da aynı şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu belki pek mümkün olmayabilir. Çünkü bir testte çok zor sorular varsa bir testte çok kolay sorular olabiliyor. O zaman hani siz 20 soru Türkçe belirlemişsinizdir ama o test size çok zor sorularla gelmiştir. Diğer branşlarda da böyleyse o zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Süreniz yetmeyebilir. Evet, zaman tutturmanıza da yardım eder deneme çözmek. Çünkü ayrı ayrı test çözen birisi ve deneme çözen birisi aynı anda bitirmez sınavı. Evet. Benim LGS puanım da bu arada denemeler yılın başındaki denemeden bayağı farklıydı. Daha yüksekti. İlk girdiğim denemem çok kötü geçmişti. Moralim de bayağı bir bozulmuştu ama sonradan toparladım. O zaman benim sorumla devam edelim. Biliyorsunuz matematik fene göre daha çok zaman alıyor. Siz de LGS'de sayısal çözmeye hangi dersten başlamalıyız? Süreyi nasıl daha etkin kullanabiliriz? Bu konuda verebileceğiniz bir taktik var mı? Özellikle matematikte bir taktik varsa çok çiğneriz. Azıcık klasik olacak ama ben fenden başlarım hep. Çünkü daha hızlı bitiririm. Fenim daha kuvvetli. Ve motivasyonumu yükseltir. Yani feni yaptığımda bir de daha kısa sürüyor matematiğe göre. Matematiğe daha fazla vaktim kalıyor. Kalan tüm zamanımı matematiğe ayırıyorum. Ve mat çözerken kitapçıktaki sıraya göre değil de size kolay gelecek kısa gelen sorulardan başlamanızı öneririm. İlk soru mesela çok zor bir soruysa takılmayın, geçin. Diğer evet. Sorulara bakın, sonra dönüp bakarsınız. Yoksa çok fazla vakit kaybedersiniz. Bu en çok zorlandığımız şeylerden biri sanırım. Bazen gözetmenken bir bakıyoruz öğrenci bir soru 6-7 dakika. Ama nasıl uğraşıyor o soruyla? Halbuki demek ki bir yerlerde bir şey yanlış yapıyor. Hemen bir taktik uygulayıp onu orada bir bırakmak lazım. Bir de bırakıp geri dönünce zihniniz de farklı şeylerle yoğunlaştığı için ona sonradan bakınca daha böyle bir anlıyorsunuz. Evet. Nasıl ben bunu yapmışım oluyor. Peki sınav sürecinde aileniz mi yoksa siz mi daha çok stresliydiniz? Ya ben aileme kıyasla daha stresliydim. Çünkü kendime daha fazla baskı uyguluyordum. Ben bu puanı alacağım, bu yüzdelik dilime gireceğim diye. Ailem çok şey yapmadı, baskı uygulamadı. Elinden gelenin en iyisini yap, sana bırakıyoruz dedi. Tabii ailesinden çok fazla baskı gören arkadaşlarım da vardı. Onlar daha stresliydi bu konuda. Böyle sürekli LGS notları düştüklerinde ailesi hesap soruyordu. Niye düştün, neyi yanlış yapıyorsun? Veya özel dersler almalarını zorluyordu. Ama ben kişisel olarak kendime daha fazla baskı uyguladım aileme göre. Ben LGS sınavında ailemden daha stresliydim. Aksine hatta ailem beni sakinleştirmeye çalışmışlardı. Stresliyseler bile bana belli etmemişlerdi. Sınava girince stresim de azaldı zaten. O yüzden bu konuda endişe etmeyin. Geçiyor bir şekilde. LGS'de üzerinizde bir baskı hissettiniz mi? Hissettiyseniz bu baskıları nasıl baş ettiniz? Ailemden ve arkadaşlarımdan görünür veya sözlü bir zorlama baskı hissetmedim. De başarılı bir öğrenci olduğum için beklentilerini yüksek tutuyorlardı. Yani sınavda hata yaptığımda Nil nasıl bunu hata yaptın, yani niye böyle bir yanlış yaptın diye soruyorlardı daha yüksek beklediklerinden. Bu da beni biraz strese soktu tabii. Ben hiç hissetmedim ama hisseden arkadaşlarımla karşılaştım. Öyle ya da böyle baş ediyorlardı ama tabii ki baskısız olunca çalışma hevesiniz de daha fazla olur. Kesinlikle diye tahmin ediyorum yani. Evet. Peki sınav sürecinde test çözerken çalışırken çalışmayı bırakmak istediğiniz zamanlar oldu mu?
olduysa sıkıldığınız ya da alışmak istemediğiniz bu anlarda kendinizi nasıl motive ettiniz ses sözcüğüne devam etmek için? Tabii ki oldu yani. O kadar fazla oldu ki. Böyle sürekli test çözüm ya onun yerine dizi izleseydim o kadar değer mi diye düşünüyorsun ama şimdi bırakırsan şu ana kadar ki verdiğin emeklere yazık. Harcadığın o kadar zaman çöpe gidiyor. O yüzden dişimi sıkmaya devam ettim. Ve LGS'den sonrasını düşündüm yani. Bu seneyi atlatayım bir dahaki sene daha güzel olacak, daha rahat olacak diye. Bir kere başlamışım yani. O yüzden devam etmem önemli. Benim de oldu bırakmak istediğim zamanlar. Bazen çok sıkılıyorsunuz. Ama bazen gerçekten çalışmadım bu zamanlarda. Bazen ilk başta kendimi zorlayıp 3-5 soru çözüp sonra bıraktım. Bazense çözdükten sonra devamı geldi. Yani her soruyu bir artı olarak görmeniz lazım. Bir tane soru çözdüm, üf çok az çözdüm değil de o 5 tane soru çözdüm. Bir dahaki günden 5 fazlaydı olarak bakmanız lazım bence. Ki zaten önemli olanı hani nitelikli soru olduğunu evet. Söylemiştik. Dikkatinizi dağıtabilecek araçların tablet, telefon vesaire uzaklaşmak için kullandığınız yöntemler nelerdi? Ben o konuda çok sıkıntı çekmedim çünkü LGS'den önce sosyal medya falan kullanmıyordum. Ben direktman kesmeye karar verdim. Mesela eğer bir gün çözmem gereken test sayısı çok fazlaysa, denemeye gireceksem direktman telefona veya dizileme bakmadım. Çünkü bir kez baktığımda bir daha test açasım gelmiyor yani. Bir kez bakınca bitiyor. Üf, yine mi bunu yapmam lazım? Azıcık daha izleyeyim diye düşündüm. Bir bakmışım gün bitmiş. O yüzden direktman kesmenizi öneririm. Tabii her gün için değil, önemli olan günlerde. Ben de telefonumu sessize alıp kenara kaldırıyordum. Ama bilgisayarın önünde çalışanlar varsa Nil'in telefonunu direkt hiç açmama yöntemi gibi bilgisayarınızı da test çözdükten sonra açmanızı öneririm. Süreç içindeki motivasyonunuzu arttırmak için yaptığınız tatillerin gereksiz veya dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Yani stres atmak ve kafanızı toplamak için bence çok iyi bir fırsat. Bütün hayatın LGS ile ilgili olmadığını hatırlatıyor size. Azıcık rahatlıyorsunuz yani bir arkadaşlarınızı görüyorsunuz. O yüzden bence kesinlikle çok önemliler. Katılıyorum ama bir yandan da bence dikkat dağıtabiliyor. Çünkü alıştığınız düzen de bozulmuş olabiliyor zaman zaman. Ama arkadaşımın da dediği gibi bir yandan dinlenmeye de ihtiyacınız oluyor. Bunu da bu şekilde giderebiliyorsunuz. Artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Lise seçimini yaparken hangi kriterlere göre seçim yaptınız? Sadece okulun eğitim sistemi ve ortalamasına bakarak mı karar verdiniz? Yoksa üniversite sürecini de düşünerek mi bu seçimi yaptınız? Ben zaten hep TED'de okuyacağımı hedeflemiştim. Bu okulu, ortamını, öğretmenlerini, arkadaşlarımı yani çevresini genel olarak seviyorum. Aynı zamanda üniversiteyi düşünerek yaptım ben. Şey, yurt dışında okumak istediğimden yurt dışı programları güçlü olan okullara yöneldim. Benim için de okulun ortamı bana sunduğu imkanlar, tabii ki bu imkanlar gelecekle de alakalı, önemliydi ve aklıma son gelen madde ise evime çok uzak olmamasıydı aslında. Bu basit ve değişik gelebilir ama eve gittikten sonra hem derse hem kendinize zaman ayırmanız ve yeteri kadar uyumanız konuları anlamanız için de lisede bence önemli. Çok keyifli bir sohbetti. Bizler LGS'ye adım adım ilerlerken neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamız konusunda ufuk açtınız. Umarım biz dinleyen arkadaşlarımız için de faydalı olmuştur. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ayrıca çıkarımlarımdan bahsetmek istiyorum şimdi. Benim burada çıkarımım bizim de çalışmamız gerektiği, dikkatten dağınıklığından uzaklaşmamız gerektiği ve çok yararlı bir şekilde tempo ile çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Anlattığıma göre güzel bir LGS hazırlık süreci anlatmışsınız ve sonucu paralel şeklinde harika sonuçlarla tamamlamışsınız. Şimdi sıra bizde. Çok güzel söyledi Kuzey. Şimdi sıra sizde çocuklar. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok verimli bir sohbet gerçekleştirdiniz. Nil ve Beren size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önerileriniz 8. sınıf öğrencilerimiz için çok kıymetli. Eminim öğrencilerimiz de kendilerine notlar aldılar. Değiştirmeleri gereken şeyleri değiştirip yollarına öyle devam edecekler. Ya da doğru bildiklerini uygulamaya devam edecekler. Biz de izleyip göreceğiz. Ve sizlerin elde ettikleri başarılara yakın başarılar elde ederek süreci tamamlayacaklarını düşünüyorum. Ben 8. sınıf öğrencilerimize de değerli sorularından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz pırıl pırıl bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.